bir şey komisyon kurmuşlar. Türkiye'de zaten bir işi becermek istemiyorsan beceriksizliğini örtmek için afet komisyonu ya da herhangi bir komisyon kurarsın. Gazeteci Ayhan Aykanat bir işin becerilemediğinde komisyon kurulduğunu belirterek Çorum Belediye Meclisi'nde de afet ve risk araştırma komisyonu kurulduğunu dile getirdi. Burada da afet komisyonu kurmuşlar. Kardeşim siz bugüne kadar yaptığınız imar düzenlemelerinin hangisinde Çorum'un neredeyse çok önemli bir bölümünün zemini alüvyon diyoruz ya, sıvılaşması sıvılaşabilecek bir zeminden bahsediyoruz. Yumuşak zeminden bahsediyoruz. Çorum'da zeminin nasıl olduğunu, olası bir depremin ne gibi riskler getireceğini daha önce söylediklerini hatırlatan Aykanat, bugünden sonra komisyon kursanız ne olacak dedi. Alüvyon ne olduğunu burada anlattık defalarca. Depremin Çorum'a nasıl bir risk getireceğini defalarca anlattık. Siz o riskleri gözeterek bugüne kadar herhangi bir şey yaptınız mı? Yapmadınız. Bugünden sonra komisyon kursanız ne olacak? Yani komisyonda 3 tane komisyon üyesine, bilmem 2 tane uzmana para harcamaktan, para vermekten başka bir işe yaramayacak. Zaten sizin komisyon olarak yapacağınızı burada söylediğiniz... Burada İlgenel diye bir para yok burada. Ha? İlgenel'de olduğu gibi para yok. Var var. Yok yok, çok cüzdür. Hayır, cüzdür. Diyor ki yani o komisyon kurulurken onların harcılarları, şunları bunları falan filan karşılanması diyor. Yani mecliste bunun kararı çıkarken onlar çıkıyor zaten. Ya uzman getireceğim. Ya uzmanlara verirler para. Dolayısıyla da o komisyona da bir bedel verecekler. Bak onu söyleyeyim sana. O kararda yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey de vardı. Çok da dikkatimi çekmişti. Şimdi zaten yapılması gereken çalışmayı zaten AFAD yapmış. Bu şey gibi oldu. İl Genel Meclisi'nin Çorum'da deprem falan filan hazırlıklarını araştıralım dedikleri gibi bir önerge oldu. Ya bunlar da işi biraz abartmışlar. Komisyon kurmuşlar. Evet. Bu komisyonunuz hiçbir işe yaramayacak. Bundan sonra Çorum'da işte kat sayısını sınırlayabilecek misiniz? Çorum'da vatandaşların şu binalarının deprem riskiyle ilgili analizlerinin yapılması konusunda bu şirketlere vatandaşları sömürtmeye devam edeceksiniz. Bir binanın analizinin 50 bin liradan 800 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Aykanat, bu işin ahlaksızca ticarete dönüştürüldüğünü vurguladı. Komisyon kuracağına bunu yapsaydın kardeşim. Bak ne diyor Bulut, enteresan bir şey var ya. Nedir abi? Söyleyeyim şimdi. Tabii. Evet, komisyona ücret ödenecekmiş. Ha? Komisyona ücret ödenecekmiş. Söyledik. Para da alacaklar. Binalara yapılan ya, orada öyle bir şey bunu söyledik bak, söylüyorum bilmiyorum. Binalara yapılan risk tespit işlemlerinde uygulanan model ve fiyatların hepsi değişik kardeşim. Modeli de değişik. Fiyatları da değişik. 50 binden 800 bine kadar çıkıyor ya. 50 binden. Siz belediyeyseniz o zaman vatandaşı bu adamlara sömürttürmeyeceksiniz. Metot değişiyor. Ben yaparım ama hatta bazı firmalarda şöyle demeye başlamışlar. Yani biz yapalım ama işte bunun sonucunu bakanlığa da vermeyiz demişler. Bu kadar bu işi ahlaksızca ticarete dönüştürdüler. Dolayısıyla da sen onu yapacağını, böyle komisyon kuracağım, bilmem ne yapacağım falan filan edeceğine böyle adam gibi çalışma yapıyor. Yani şu binalara yapılan risk tespit işlemlerini yapmaya yetkili Çorum'da 3 tane firma var. 3 tane, 10 tane de 3'ü resmi kurum. Bu 3 resmi kurum yapsın kardeşim. Diğerlerinin içerisinde yaptığı binalar, kendi yaptığı binaların binaların bir de güvenilir olmayan inşaat şirketlerinin risk tespit raporu bilmem verme yetkisi olan firmalar açmışlar ya. O adamın kurduğu bina bir kere güvenilir değil. Zaten geçmişte de aldığı böyle bir yüksek katlar bilmem neler falan filan yaptığı yerler zaten problemli. Bu adamlar bu memlekette insanları sömürecekler. Sen belediye olarak depremde ne yaparız, ne yaparız, bunu yaparız. Komisyon kuralım. İşte komisyon üyelerine de paralarını ödeyelim. Uzman çağıralım arada sırada. Uzmana da para ödeyelim. Ne yapalım? İşte kendimizi eğlendirelim. Ya senin yapacağın işlemi zaten AFAD yapmış kardeşim. İl afet risk azaltma raporunu burada okumadın mı Güngör? Okudum. Ne yapılacağını orada yazmıyor mu? Çorum nasıl bir tehlike altında olduğu orada yazmıyor mu? 6.05 ile 7.02 arasındaki deprem senaryoları orada yazmıyor mu? Ne olacağı yazmıyor mu? İskilip'te kayalar düşecek demedim mi? Evet. İskilip birinci derece deprem bölgesi demedik mi? Çorum'un
merkezinin çok önemli bir bölümü, Buhara'sı, Binevleri, işte Mimar Sinan'ı, şu aşağı Gülabi Bey'i bilmem hastanenin oraları, zemini rezalet demedik mi? Evet. Bu rezaleti ben mi söylüyorum? MTA raporu söylüyor. Bunun üzerine kondurduğun her bina istediğini yap, yıkmaya mahkumdur. Bunu da uzmanlar söylüyor. Geçen hafta söyledik ya Profesör Vedat Deniz Hoca, evet. Vedat Deniz Hoca Çorum'un durumunu anlattı. Bir de yanlış anlam olmuş. Ben dedim ki Vedat niye sadece Vedat Hoca konuşuyor dedim. Birileri hocayı aramışlar demişler ki Ayhan Aykarat diyor ki niye Vedat Hoca konuşuyor. Ya ben Vedat Hoca diye konuşuyor demedim. Bir tane Vedat Hoca konuşuyor. Ya niye sadece o adam konuştun? Senin inşaat mühendisleri odan yok mu kardeşim? İnşaat mühendisleri odanın başkanı bu şehirde belediye başkanı adayı olmadı mı CHP'den? Evet. Çorum'la ilgili hangi riskleri konusunda insanları uyarmışlar? Beraber el ele verdiler. İmar cillop gibi böyle acayip ranta dayalı bir imar düzenini kurdular bir şehirde. Bunun işine rüşvet de girdi. Bir kat daha ver, iki kat daha ver, bir daire vereyim muhabbeti de girdi. Yargıya yansıyan konular var ya belediye kaynaklı. Ne yaptınız siz bunlara?